Eğer elde ettiğimiz şu Risale-i Nur dahi olsa, Kur'an dahi olsa, dimağda kalıp vicdana inmesen lanet olur. Firavun olur insan. Ya ilim, ilim şöyle izle. İnmezse marifet olur. Eğer inmezse marifet olur. Eğer Allah'a nispet edilirse, yani inerse marifet olur. İnmezse başa bela. Çünkü ilimle dalalete giren çoktur. Ya. Dün İslam'da ilimle dalalete giren çoktur. Zamanında değişir zaten. Ömde ne kadar. Hı. Ama sadakatle dalalete giden bir tane yok. Dağdaki ninelerimiz var böyle. Pek dini bilmez. Ama din hayatı var. Ama ayaklı kütüphane devdir. Aşağı inmemiştir. Ama Firavun 50 bir daha zındık. Kader inkar ediyor zındık kadar. Onun son dersi yaptım. Zındık isim vererek. Ondan sonra niye? Mübarek çocuk ötekisi hep şeydi. Sadaka attılar mesela kadın. Mesela babaanne, yaşlı dedelerimiz var. Böyle değil mi abi? Bilgisi yok. Ama sadakatı var, namazı var. Takvası var. Oradan yaşlarının dinine itibar edin. Ya canım. Mesela sadakat Ebu Bekir simgeliyor. Yani o şahıs değil o. Şahıs aynasında Peygamberimizin o sıdıket sıfatıdır. Sıdıket o kadar özeldi ki sıdıketi kaldırın, Ebu Bekir kaldırın, Ömer de yoktur. Sadakatsız adalet zulümdür. Sadakatsız ilim cehalettir. Kur'an'ı özmet eder. Sadakat onun için kıbleyedir. Sadakat bence Kur'an'ın bir şey yani. Tabi sadakat, sadakat vahiy tabi olmak. Nefsine değil ya. Tabi. İndi. Mahmut'tu değil mi? Mustafa. İndi. İnmediyse kim olursa ne olur. Dershanede dahi olsa. İnmiyor, vuruyor, acayip durur. Acayip de garip bir şey. Hocam burada peki akılın popüleri yok mu? Ha, var. Akıl denilen şu karpuz gibi düşün. Veya soğan kabuğu düşün. Soğan. Diş kabuğunda tahayyül diyoruz. Hayal. Yani resimlerin bulunduğu yer. Seyrettiğimiz her film. Evet. Kafamıza giren her film. Evet. Depolandığı yer. Kafamıza giren her bir film. Yani bilgi, okuduğumuz, kitap, duyduğumuz. Bu da tasavvur. Tamam. Evet. Sonra bunun üst biriminde akıl var. Evet. Üçüncü. Senin dediğin gibi. Bunun üstü de var. Şimdi bu akıl buraya kadar gücü yeter. Şekillere yeter. Düşüncelere yeter. Üst birime yetmiyor. Gücü yetmiyor. Mesela adam akıllıdır ama Kur'an diyor ki ya akılın, takılın, efele tefekkürün. Yani aklınızı başınıza alın diyor. Hmm. Mesela diyoruz ki tak gene kafana al. Demek kafamda yok. Ama kafanda ise kafana takke koy denmez. Zaten işte akıl, bu akıl vahye tabi olursa, yani kalbe tabi olursa, kalp burada. Evet. Bu sebep, bu kıblesi olduğu için namazı olur. Ben namaz kılıyorum ama böyle duruyorum. Ama kıble böyle. Hiçbir şey aramam. İşte akıl da tabi olacak. Akıl vahiy muhataptır. Aklı olmayanın dini yok. Akıl vahiy anlar, anlamak aletidir. Teyip kasedi. İnsan gibi konuşuyor ama insan değil. Değil mi? Teyip kasedi alır. Depolar o kadar. Akıl da vahye muhatap olur. Vahiydekini alır, bana takdim eder, sentezler, sonra vicdan der ki kutlu ol. Uygulamaya geçer. Evet, ama bu yolda geçiyor. Akıl vahiy ile kalp arasında bir ara formu, ara geçici, kablo gibidir. Akıl bir alettir. CD gibidir. Şimdi sen bilgisayarsa CD'yi çalabilir misin? CD'ye bakıyorsun, bir şey göremiyorsun. Ama CD'yi takarsan gözükür. CD'yi takmazsan gözükmez. CD'yi gösteren alettir. Vahiyi gösteriyor. Ana şartları gibi bir şey. Gibi. Ama değil. Değil tabii. Ara geçiş. Kablo geçiş. Akılda durursan, sırf akıl esas alırsan, firavun olur. Diyor 25'in sözde. Sırf akıl alırsa firavun olur. Bilirsen ya buradaki şeyde özellik sistem nasıl çalışıyor bildiğini rahat edersin.
Eğer bu iman mertebesini bilmezsen, usta ilya ediyor, bunların ifratı var, tekiti var. Bilmezsen inim inim inletir, bir sürü panik ataklar, psikolojiler, canım sıkılır, onlar perişan ediyor adamı, perişan eder. Onun için bilmen lazım orayı, onu çözmek lazım. Bunu bilmek için ne yapmak gerekiyor? He? Nasıl? Onu bilmek için ne yapmak gerekiyor? Bunu ne yapmak lazım? İmam-ı Rabbani Hazretleri demiş ki, ne yapmak istiyorsanız, bu işlerle senden önce kim meşgul olmuşsa onlarla meşgul olmak lazım. O da Risale-i Nur'u bol bol okumak da yetmiyor. Evet. Bol bol okumak yetmiyor. Ne yapacağız? Biz koyacağız izimizi, mutala edeceğiz kendimize, defter alacağız. Tamam. Okurken aldığımızı yazacağız, yetmiyor. Sonra müzakere. Müzakere demek mutala değil. Kim bununla alakalı, kim bununla meşgul? Kardeşim bakar mısın bununla, bir beraber ders yapalım bana. Ha, bu nasıldı sen bana. Bir konu atılıyor, düz okunmuyor, kırkır okunmuyor, bir paragraf okunuyor. Sen ne anladın? Diyor ki, lemalar da böyle yazıyor. Diyor ki, şualar da böyle yazıyor. Ötekisi diyor ki, metrubat da böyle yazıyor. Ötekisi diyor ki, mahkumat da şudur budur. Yani bunlar müzakere oldu mu, bu otomatik çalışıyor. O zaman hakim oluyorsun. Müzakere ve mutabaya. Yoksa, siz düz okuma, oku oku anlarsın, olmuyor. Çünkü görüyorsanız, rahatsız. Oku oku anlarsın, olmaz. Olsaydı zaten usta, mutala ve müzakere demezdi. Mutala ve müzakere şart. Evet. Mutala demek, kendin tetibat yapmak. Yani bu nerede izah ediyor? Bu mektubatta böyle ama acaba lemalarda nasıl? Şu anlarda nasıl? Böyle külli bir bakış oluyor. Bu mutala. Müzakere ise bu işte alakalı ehilleri arasında konuşmak. Evet. Buna müzakere deniliyor. Bu müzakere olmasa medreseler çöküyor diyor. Çöktü İstanbul. Onu, mesela diyelim ki, şu anda sen, biz konuştuk, 10 dakikada ben konuşuyorum. Evet. Sana soru sordu, ne yapacağız, tahakkuda, akıl, evet. Konumu nerede dedi. Kardeş şuuru sordu, bu nedir? Müzakere. İşte bu işte. Çünkü niye? Senelerce mesela şuur, şuuru kaç sene uğraşmışım, nerededir? Nerededir? Peki ne yaptı kardeş babam? Yani ha, beraber mutala et, şey, müzakere et. Ha, burada yetmiş. Bunları böyle bakarsan, işte şuur, taakkul denilen üçüncü, dışarıdan üçüncü, taakkul denilen bir yapının içerisindeki bir sıfattır. Ne kadar, neler var burada? Taakkulda, akılda 12 sıfat var. Benim Risale-i Nur'la olduğum. Altısı dışarıdan içeriye alıyor. Altısı içeridekini dışarı verme özelliğine sahip. Bütünsellik itibariyle 12'si bir araya gelince bu akıl, taakkul şey basıyor, su basıyor. Dağdan aldığı suyu depoluyor. Şehre bastığı gibi vicdana basıyor. Vicdanın neresine basıyor? Zihne basıyor. Vicdanın 4 özelliği var. İçerisinde veri tabanı var. İrade, zihin, his, latife yaratmanı. Zihne basıyor. Zihin onu alıyor. Zihin benim sistem. Onun sonra onu şey yapıyor, mutala ediyor kendisi. O zaman marifetullah oluyor. Şey, biz zihin marifetullah oluyor. Marifetten marifetullah bu. O dimadayken marifet. Aşağı inerse tullah oluyor. Ben bazen de şimdi diyorum. Adam sıkıntı çekiyor. Sıkıntı. Bu çiledir Serdar. Çiledir. Ama dersen ki vallahi hizmet için yapıyorum, Allah için yapıyorum, dava için yapıyorum ben bu sıkıntıyı, bu sefer mukaddes çile oluyor. Ustadı mesela 28 sene işkencesi, çilesi mukaddes oluyor. Allah'a nispet edildiği için, dayandırıldığı için Allah için yapıyorsun. Yani geldin uzaktan geldin. Bu bir çiledir. Dünya için yaparsan çile. Para işte onun karşılığında da para aldın, maaş aldın. Ama ben bunu devam için yapıyorum, hizmet için gidiyorum. Dediğin anda Allah'a bağlantı yaptığımı onun adı mukaddes oluyor. Mukaddes çile, o keyif veriyor. İnsanlar sizin tüm nispet ettim, bana ne yapıyorlar? Vallahi padişahın Angarya'sını çekiyor. Anladın mı? Hadi sen Angarya'sını çekiyor. Eyleme dönüştürürsen, bunlar hep Angarya. Niye? Vazifemin içerisinde bir sistemin işlevi. Yoksa benim iş değil bunlar.
bir elçi padişahıymış. Biz ancak onu kabul edip takdim ettik. Amcim bu dağıtım işlerini evet. yapamadığın adam kafayı yiyor diyorlar. Bu. Yani, bu mu? Yani bak, dağıtım işlerini yapamadığın için mi? Adın neydi senin? Mehmet'im. Mehmet'im bak. Kafa bir kere yediye içi yedi bölümde meydana geliyor. Dışarıdan içeri doğru. Birisi bozulmadan diğeri bozulmuyor. Tamam sistem bu çok önemli. Soğan kabuğunda en diş kabuk tahayyül. Nasıl bozulur? Şimdi ben suya girsem ıslanır alır mıyım? Alırız. Alırım. Desem ki lezzet almak istemiyorum. Çarem değil. Değil. Suya girdim ıslanmak istemiyorum. Hı. Mümkün değil. Islanacaksın. Aynen bu örnek gibi. Hayata giren her şey hayatlanıyor. Sen istesen de istemesen de. Kulağınla duyduğun her bir film, her söz, yüzünle seyrettiğin her bir video, film, kokladığın, tad aldığın, dokunduğun film, televizyon, internet veya çevre, ne varsa içeriye giriyor mu? Giriyor. İçeriye girince hayata giriyor. Hayata girince bu canlı ve ruhlu oluyor, canlı oluyor. Artık işliyor orada, tak 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 tak, makine işliyor. Sen içeri soktun, benzinini koydun, artık motora gidecek bu. Tak 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 gidiyor. Nasıl yansıyacak sana? Ya gidecek bir damarı tıkayacak. Değil mi? Mesela bir, kanda bir tortu oldu. Kılcal damarlarda beyni bir yere gitti. Gitti o taraftan sonra felç yapacak. Ya bir ufak bir şey, ya ne olacak canım? Şu kadar kan tortusu ne olur? Kılcal damarlar kıldan ince. Gider onu tıkadı mı, ondan sonra felç olacaksın. Şimdi içeri girdi bir film. Filmi kapattık, televizyonu kapattık. O kapandı ama bu kapanmadı ki. Girdi içeri. Artık o dolaşıyor. Allah Allah. Kesinlikle o canlı ve ruhludur. Sana nasıl yansıyacak? Ya buraya vuracak, ya bir yeri damarı kapacak. Duracaksın bir gün sonra, bir hafta sonra. Gazali'ye göre en fazla 15 sene. Yapılan her bir muamele sana 15 sene önüne koyacaklar. Mesela bir gün durup duruyorsun. Allah. Neden ya? Ben ne yaptım ya şimdi sıkıntı var? 7 sene önce seyrettiğin kötü bir film. Allah razı olsun. Ya kötü bir film. Şimdi o aktif oldu. Ne zaman buldu? Yol buldu artık. O içinde. Tabii devamlı duruyordu canlı. Tasfiye mekanizması. He? Tasfiye mekanizması. Ha, temizleme mekanizması nasıl oldu? Bak şimdi. Bir kere bunu kabul ettik mi? İçeriye giren her şey canlanıyor ve ruhlanıyor. Yani CD'yi kapattığın gibi kapanmıyor sevgili kardeşim. Tamam. Tamam. İçeride oynuyor. Canlanıyor derken abi yani ruhta bir yere sahip oluyor manasında mı? Ya yok o evet, şeylere latifelerde haletler var. Orada hasarlanmaya sebep hasar yani. Orada. Oralara giriyor. Orayı etkiliyor. Yani his oluyor. Her giren şey histir. Her giren şey histir. Yani ses bir hisse dönüşüyor. Mesela diyelim ki ben bu resmi çektim. Tak. Yüzümü kapattım, hayal ettim bir resmi. Akla göre, akıl bir alettir. Hayal ile gelen, göz ile geleni fark edemez. Aynıdır. Her realite olsun, ha hayal gelsin. Akıl için aynıdır. Mesela ben hayal ediyorum böyle birisini vuruyorum, kulübü nasıl dövlenmiyor falan demek araba sürerken aynı bir şekilde ben vücudum aktif oldu. Veya bizzat kavga etsem aynı. Şehvet bir şeyi hayal etsem veya gözümle görsem. Akıl öyle bir aptal ki hayal ile geleni, gerçek ile geleni aynı. Fark etmez onun için yani. Akıl bir alettir, bir alet insanidir. Sonrasının en büyük buluşudur Bediüzzaman Hazretleri'nin. Akıl alettir. Çünkü felsefe buna us demiş, öz demiş. Ben ona da satmışım. Ben sende... Kahvaltı biraz hemen, 5 dakika. Tamam. Şimdi tamam. Bitireyim nasıl temizlenir. Bu her içeriye giren, bir de söyler misin ismi neydi? Mehmet. Mehmet'im. Her içeriye giren his oluyor, hisse dönüşüyor. Yani resim çektim ama beynime resim gitmiyor. Elektrik dalgasına dönüştürülüyor şuradan, tamam. Aynı bu şekilde kulakla, gözle, burunla, dille, elle ne içeri giriyorsa hisse dönüştürülüyor. Hisse dönüştürülünce dimağa giriyor. Eğer buraya yemek diyor mideye gitse tevzi olur diyoruz da.
girdi. Resimse tahayyülde kalıyor o his. Eğer bilgiyse tasavvuda kalıyor. Eğer sapık bir fikir veya doğru fikir de yoksa taakkule gidiyor. Sonra izana gider. İltizam, tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. İtikat mesela Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam zamanında bir kısım insan vardı. İtikadı vardı. İtikat aklidir. İman kalbidir. İman olmadığı için takdiri akıyordu. Şimdi buraya girdi. Gelelim 5 dakikamız olduğu için kısaca. Bu girdi. Nasıl dezenfekte edeceğiz? Şiddetli bir ameliyatı cerrahi denilen tefekkürle. Yani takva ile yapacağız. Takva nedir? Böyle günahlardan kaçmak değil. Meniyattan ve günahlardan kaçmak. Takva 136'lık bir şamiyede şöyle diyor takvanın. Takva denilen şey karpuz gibi kabul edersek. Yaralım içinde ne var? İrade var, zihin var, his var, latife var. Latife, takva denilen ibadet-i kamile dördünü tazamamadı. Ne yapacağız? İbadet edeceğiz, gayret edeceğiz. Namazımızı vaktinde kılacağız, akabinde tesbihatı yapacağız. Fiil, evradımızı okuyacağız. Çünkü giren her bir nur onu yakıyor. İki, bu iradeydi. Zihin, dimadan gelen marifeti eyleme dönüştüreceğiz, marifetullah olacağız. Yani bildiğimizi yaşayacağız. Bildiğimizi bir başkasına anlatmak için değil. Bu sefer firavunlaşıyor. Üç çok önemli. Histir. His de şu. El hubbu fillah ve el buzu fillah. Allah için dost olacağız. Dostumuz Allah için olacak. Düşmanı da tayin ederken Allah yapacak. Allah tayin edecek. Allah'ın düşmanını düşman edeceğiz. Kendimize göre düşman. Bu sefer o daha önce alınan bilgiler yanıyor. Sonra daha gücümüz yetmese bu kolay değil tabii bunlar. Bunlarla alakalı olan arkadaşlarla müzakere edeceğiz. Bunları konuşacağız. Allah razı olsun. Amin.